Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere disk yapılarından bahsedeceğim. RAID yapısından bahsedeceğim. Bunun için kullanacağım sunucu. Bu sunucuyu öncelikli olarak bir başlatalım. Şöyle bir çalıştıralım. Sunucumuzu açılırken birkaç bilgi paylaşalım size. Üzerinde şu an 8 tane disk var görüldüğü üzere. Üzerindeki takılı olan diskler aynı bunun gibi. Şu şekilde gösterebilirim. Şu şekilde disklerimiz var. Ve bu diskleri de rahatlıkla şu şekilde kapağını açıp çıkartabiliyorsunuz. Çıkartıp yerine yenisini takabilirsiniz. Bu. Şöyle kapattım. Şimdi disk yapılarından bahsederken her birini anlatacağım. Bunları ekranda nasıl yapacağız göstereceğim. Tabii bunları Dell üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu sebepten dolayı da makinem açılsın. Açılış sırasında klavyedeki Ctrl R tuş kombinasyonunu kullanarak RAID Configuration bilgisine ulaşacağım. Her sunucuda farklılık gösterebilir. İşletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Buna lütfen dikkat edin. Sunucum başlıyor şu an. Gelen ekranda Ctrl R yazacak ve ben de doğrudan RAID Configuration olduğu bölüme geleceğim. Birkaç saniye sonra disk yapılandırma ekranlarına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Test ortamı için hazırlamış olduğum bir makine. Bu makine üzerinde farklı diskler de var. Şu an R diyorum. Ctrl R dedim ve doğrudan buraya ulaştık. Şimdi burada neler gerçekleştireceğim? Şu aşağıda görüldüğü üzere F1, F2, F5 gibi bir takım değerler yazıyor. Önce Ctrl N diyerek bir sonraki sayfaya ulaşacağım. Üzerine takılı olan disklerim bunlar. Disklerimin nerede olduğu bilgisi var. Hangi kontroller üzerinde yer alıyor? Kaç numaralı disk? Direkt onu gösteriyor ve tipini yazmış. SAS olabilir, SATA olabilir, SSD olabilir. Şurada kapasitesi hakkında bilgi var. Şu anki durumunu söylüyor. Çalışıyor, çalışmıyor şeklinde. Offline ya da hazır diyor. Dikkat ediyorsanız. Burada da hangi üretici firma tarafından üretilmiş onu söylüyor. Önerim şu, sunucu üzerindeki vendorlarınızın aynı olmasında fayda var arkadaşlar. Performans kayıtlarını minimum seviyeye indirmiş olursunuz. Bu. Peki ben bu diskleri nasıl temin edeceğim? Şu diskleri seçtiğiniz zaman şurada lütfen Product ID bölümüne dikkat edin. Her grup için, her bir vendor için farklı farklı Product ID'leri vardır. Ve siz yapmanız gereken tek şey şu. Ben bir tane daha Toshiba almak istiyorsam direkt buradaki Product ID'yi söyleyip buna uygun bir tane disk ya da birden fazla disk siparişi verebilirim. Bir diğer menümüz Ctrl N diyorum. Burada da controller hakkında bilgi veriyor. Ve son olarak da controller'ımızın ismi. Bir önceki videomda hatırlarsanız Windows kurulum sırasında hard disklere erişemeyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da diskin kurulum dosyasını veriyor olmanız lazım demiştim. Ve bunu da nasıl tespit edeceğim? İşte burada yazdığı üzere Purge H710P Mini'ymiş bunun adı. O zaman gideceğim şu modele ait, şu PowerH modeline ait ya da Dell'lerde bir şekilde şey ulaşımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu servis tag numarasına uygun olan, sunucuya uygun olan driver'ı indirip kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Pekala. Nasıl yapıyorum? RAID üzerinde, controller üzerinde arkadaşlar. F2'ye basıyorum. Operations diyor. Tüm operasyonları buradan gerçekleştireceğim. F2'ye bastım. Genel ekrandan öncelikli olarak var olan tüm konfigürasyonu siliyorum. Clear config dedim. Yes diyorum. Bunu temizledim. Daha sonrasında ne yapacağım? Tekrardan F2 diyorum ve Create New Virtual Disk diyorum arkadaşlar. Create New Virtual Disk. Yapacağınız tüm RAID modellerini uygun olan disklere göre burada listeler.
Şurada toplam boyutu görürsünüz. Ne kadarlık bir boyut kullanacağınızı. Şurası sizin disk için vereceğiniz isim. Daha sonraki ekranlarda faydası olur. O yüzden buraya mantıklı isimler vermekte fayda var. Açıklama gibi düşünebilirsiniz. Ve OK diyerek sonlandırabilirsiniz. Buradaki OK butonu seçmiş olduğum RAID yapısına göre, kullandığım disklere göre arkadaşlar, sayısına göre aktif hale gelir ya da pasif olur. Şurasındaki bölüm ise arkadaşlar tamamıyla diskle ilgili vereceğim detaylar kısmı. Cluster size boyutu nasıl olsun, read policy ya da write policy neye göre dikkat etmek gerekiyor. Uygulamayı hangi, yani hazırlamış olduğunuz diski hangi uygulama üzerine çalışacaksınız ona göre faydası var. Örnek şuradaki bölüm için şayet bir veri tabanı kullanacaksınız büyük olmasına fayda var arkadaşlar gibi. RAID 0 kullanabileceğim modeller bunlar. Peki RAID 0 nedir? RAID 0 Stripe Set Without Parity diye de geçer arkadaşlar. En az 2 disk gerekir. 32 diske kadar çıkartabilirsiniz. En az 2 disk üzerinden çalışır. Diyelim ki 5 disk üzerinden yaptınız. Eşit boyut ister. Her birinden aynı miktarda boş alan ister sizden. Bu. Diyelim ki 5 diskiniz var ve her birinde 100 GB'lık boş alanınız var. Böylelikle 500 GB kullanım alanı elde etmiş olursunuz. Avantajı en hızlı çalışan RAID modelidir. Çünkü her bir diski eşit olarak istemesinin sebebi diyelim ki 100 GB'lık 5 tane disk üzerinden RAID 0 yapılandırdınız ve bu disk üzerine yaklaşık 50 GB'lık veri kopyalıyorsunuz. 50 GB'ı eşit olarak dağıtır, her diske eşit miktarda veri yazar. Böylelikle çok hızlı bir yazma ve okuma potansiyeline sahiptir arkadaşlar. Tek dezavantajı RAID yapıları aynı zamanda hata toleransı kaldırır. Bu sebepten dolayı RAID 0 haricinde bahsedeceğim tüm RAID yapılarında fault tolerance vardır. RAID 0'da ise bu hata toleransı yoktur. Ne demek bu? Şayet 5 diskten herhangi birinde bir hatayla karşılaşırsanız bütün veriyi kaybedersiniz arkadaşlar. Bu. RAID 0 dedim. Peki hangi diskler üzerine RAID 0 yapmak istiyorum? Burada hepsi 0.1, 0.2, 0.3 diye devam ediyor dikkat ediyorsanız. O zaman disk yapıma dönüyorum. Diskin üzerine dikkat ediyorsanız bir takım numaralar var arkadaşlar. 0.1, 2, 3 şeklinde devam ediyor 7'ye kadar. Burada hangi disklerinizi RAID 0 gerçekleştirmek istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Örnek ben şuradaki ilk diskimle varsayalım ki 4. diski yapmak istiyorum. 0 ve 3. O zaman gideceğim burada ekranımda 0'ı ve 3'ü seçmem yeterli. Dikkat ediyorsanız şuraya lütfen dikkat edin. RAID 0 şuradaki boyuta dikkat edin arkadaşlar. Boyut bölümü. Diyorum ki 1. disk, 2. disk, 3. disk, 4. disk ve 5. disk. Toplam disk alanı ne demiştik? Her diskin toplamı kadardır bu. Dikkat ediyorsanız şu an 2791 yaptı. Peki şunu seçmeyeyim. En sonki diskime gideyim. En sonki diskim 278 GB'tı. Az önceki 7 numaralı diskimdi. Şuradaki. 8. diski seçtiğim andan itibaren lütfen boyuta dikkat edin. Otomatik olarak ne yaptı? Her birini 278.87'nin katı olacak şekilde aldı. Ve size'a lütfen dikkat edin. Virtual disk size'ım düşmüş oldu. Kısacası RAID 0 en az 2 disk, en fazla 32 disk üzerinden çalışır. Her biri eşit boyut ister. En hızlı çalışan modeldir disk yapıları içerisinde. Ama disklerden bir tanesi bozulursa tüm veriyi kaybedersiniz. Buraya geliyorum. Doğrudan buraya geldim. Diskime isim veriyorum. RAID 0 dedim. Bu. Ve OK diyorum. OK diyerek sonlandırıyorum. OK dedim. Şu an bunu buraya getirdi. Yapısı neymiş? RAID 0'mış. RAID 0 olarak getirdi. Virtual Disk'in adı. Kaç tane fiziksel disk var? Toplam kapasite direkt burada yazıyor. Peki bunu RAID 0 yaptım. Halen daha kullanacağım 3 tane diskim var. Tekrardan F2 dedim. Yine Create New Virtual Disk diyorum. Dikkat ediyorsanız az önce burada daha fazla ekran vardı. 6 tane ekran var, şöyle 7 tane ekran varken şu an sayısı azaldı.
Yine bir RAID 0 yapacağım. Bu sefer de diyorum ki 7 ve 8. disklerim olsun. Gidip burada direkt buna bir isim veriyorum. RAID 0 ve 2 diyeyim. OK diyerek bunu da oluşturuyorum. Evet, iki tane RAID 0'ım oldu. Birinci grup ve ikinci grup şeklinde. Her iki grubun fiziksel diskleri burada görüntülenmiş oluyor. RAID 0. Bir diğer modelim. Buna clear ettim. Clear config diyorum. Bunu sildim. Bir diğer RAID modeli ise arkadaşlar RAID 1'dir. Diğer bir adı Mirror Set. Mirror adından da anlaşılacağı üzere aynalama dediğimiz model. İki disk ya da grup olarak sadece iki grup şeklinde bunu yapabilirsiniz. Ve katları şeklinde bu. Grup kavramını birazdan değineceğim. Daha net anlaşılacak. RAID 1'in çalışma mantığı şudur. Toplam disk alanı İki diskin %50'si kadardır, yarısı kadardır. Eşit alan ister. Her iki diskte de eşit miktarda, aynı sayılarda olacak şekilde boş alan miktarı ister. Çalışma mantığı, diyelim ki 100 GB'lık iki tane diskiniz var ve RAID 1 yaptınız. Toplam kullanabilir alan 100 GB çarpı 2, iki disk olduğu için 200 yaptı. %50'si 100 GB olarak yaptı. Böylelikle kullanabilir alan 100 GB'tır. Bunun içerisine 60 GB'lık data kopyalamaya kalkarsanız bu 60 GB'ı hem birinci diske hem de ikinci diske yazar. Bu sebepten dolayı yazma performansı RAID 0'a göre oldukça düşüktür. Ama hata toleransı vardır. Ne demek? Disklerden birinin başına bir iş gelirse siz o diski çıkartıp başka bir disk takarak çalışmaya devam edebilirsiniz. İkinci disk bozulduğunu varsayalım. İkinci diski temin edip yerine takıncaya kadar da halen daha datalarınız yerinde durur. Rahatlıkla çalışabilirsiniz. Peki nasıl oluşturuyorum? F2 dedim. Create new virtual disk diyorum. Gelen ekrandan RAID 1'i seçiyorum. RAID 1 dedim. Buradan disklerimi seçiyorum. Hangi diskler üzerinde yapmak istiyorum onu belirteceğim. Diyorum ki 3. ve 4. disk. Dikkat ediyorsanız şuradaki OK butonu aktif değil. Ben diğerini seçtiğim andan itibaren, bir de buradaki size'a lütfen dikkat edin. Seçtiğim andan itibaren şu an aktif hale geldi arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu. Ve toplam disk boyutu yarısı kadar demiştik. 2 tane 558-37 aldım ama kullanılabilir alanım bu kadar. Gidip buraya da bir isim veriyorum. Buna da RAID 1 diyeceğim. RAID 1 dedim. Ve OK diyerek sonlandırıyorum. Şu an direkt bu grubu oluşturdu. RAID 1 diye getirdi. Virtual diskimin adı, kullanmış olduğum fiziksel disklerim ve toplam alanım. Bu kadarlık alan kullanabilirmişim. Peki disklerden biri bozulursa ne yapacağım? Yapacağım tek şey şu. Bunu öncelikli olarak nasıl anlayacağız onu söyleyelim. Bunu şu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Fiziksel makineye gittiğiniz zaman birincisi şurada turuncu renkte bir şeyler yazar. İçerisinde direkt bozuk olan diski görebilirsiniz. Bu bir. Ben de şu an hata vermesinin sebebi arka tarafında bir tane power kablosunun takılı olmaması. Bir diğeri hangi disk bozuksa o diskin arkadaşlar direkt burada görüntülemesini yapar. Yani renk olarak farklı gözükür. Dikkat ediyorsanız şu an hepsi yeşil yanıyor. Aktif demek. Hatalı olan disk olursa direkt bu kırmızıya döner. Ya da ışığı yanmaz. Modele göre değişkenlik gösterir. Ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz. Yerine yeni diski takıyorsunuz. Sistem otomatik olarak kendisi regenerate ediyor. Yani RAID 1'i tekrardan oluşturuyor. Ve tekrardan datalarınızı kopyalamaya başlıyor. Ya da üzerine gidip F2'ye basıp bunu bana hallet diyebiliyorsunuz. Bu. Peki şu an hata olmadığı için ekran gözükmez. Ben ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Bu RAID 1'e şunu istiyorum. Boş olan disklerim var nihayetinde. Şurada kullanmadığım
fazladan olan disklerim var. Ve ben disklerden biri bozulursa yerine yeni disk alıncaya kadar otomatik olarak RAID 1'i tekrardan tamamlasın isteyebilirim. Arkadaşlar buna hot spare diyoruz. Manage dedicated hot spare'i seçiyorum. Hangi diski hot spare yani yedek disk olarak kullanacaksam onu belirliyorum. Bir veya daha fazla ve OK diyerek sonlandırıyorum. OK dediğim andan itibaren artık bu disk grubunda gidip bakacak olursanız fiziksel olarak iki disk üzerine çalışacağını söyler. Ayrıyetten arkadaşlar bir tane de hot spare'im varmış. Bu şu an çalışmaz. Ne zaman ki şu disklerden bir tanesi bozulursa, fiziki olarak problem çıkarsa, o zaman otomatik olarak onun yerine devreye girer. Yine RAID yapınız iki disk üzerinden çalışmaya devam eder. Siz böylelikle arızalı olan diski çıkartıp yenisi gelinceye kadar sağlıklı bir şekilde sistemin çalışmasını yine RAID 1 seviyesinde aktif olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. RAID 1 bu. Bir diğer model RAID 5. RAID 5 nedir? En az 3 disk ister. En fazla 32. Disklerden bir tanesi parity olarak kullanılır. Bunun diğer bir adı Stripe Set with Parity'dir. Tam olarak diski parity olarak kullanmaz esasında arkadaşlar. Kaç disk üzerinde oluşturuyorsanız o kadar sayıda parity vardır. Kural şudur. Her Stripe üzerinde bir adet parity olacak. Her disk üzerinde bir adet parity olacak şeklindedir. Böylelikle disklerden biri gittiğinde çalışmaya devam eder. Eşit miktar gerekir. Tüm disklerde olduğu gibi eşit alan olacak her birinde. Bu. Şöyle söyleyeyim. Avantajı RAID 1'e göre daha hızlıdır. Daha hızlı okuma yazma yapar. Çünkü disk sayısı kadar eşit miktarda veri yazar. Tıpkı RAID 0'da olduğu gibi. Ama RAID 0'a göre birazcık yavaş olur arkadaşlar. Çünkü parity kullanıyor. Bu. Dezavantajı ise toplam disk alanı kullanılan disklerin bir tanesinin boyutunun eksiği kadardır. Peki. Hemen gösterelim. Yine geliyorum. F2 dedim. Gen ekrandan Create New Virtual Disk dedim. Hangi modeli istiyorum? RAID 5 diyorum. RAID 5. Hangi diskleri yapıyorum? Size'a ve OK butonlarına lütfen dikkat edin. En az 3 disk demiştim. 2 tane disk seçtim. Aktif değil. 3. diski seçiyorum. Şu an aktif hale geldi. En az 3 disk. 3 disk olursa toplam kullanım alanı 3 disk çarpı bir tanesinin boyutu 3 çarpı 558 37 eksi 1 disk boyutu kadar. Eksi 558.37. O da şu an 1116.75 yapıyormuş. Bunu 5 disk üzerinden de yapabilirsiniz. Dikkat edin lütfen boyuta. 2233 oldu. Peki şu diski seçmeyeceğim. Onun yerine benim en sonki diskimi seçeceğim. Boyuta lütfen dikkat edin. Az önce 2200 küsürken şu an 1115 oldu. Niçin? Hatırlarsanız az önce belirtmiştik. Eşit alan istiyor. Bütün bu disklerin boş olmasına rağmen bunun maksimum kapasitesi 278 olmasından dolayı diğerlerinden de 278'lik bir alan alır. O şekilde karşınıza kullanımınıza sunar. Bu. 5 tane disk üzerinden ben şu an ne yapıyorum? RAID 5 gerçekleştiriyorum. Gidip buraya yazalım. Bu da RAID 5 olsun. OK dedim. Bunu oluşturacağım diyor. Ve doğrudan oluşturmasını sağlıyorum. Dönüp baktığım zaman RAID 5 virtual diskim hakkında bilgi, toplam miktarını söylüyor. Kaç tane fiziksel varmış? Direkt bana onu söylüyor. Devam ediyorum. Fiziksel disklerimi gösteriyor. Ve toplam kapasitenin şu kadar olduğunu bana söylüyor. Aynı şekilde az önce RAID 1'de dediğimiz gibi benim kalan geri kalan 3 tane diskimden bir tanesini ben olur da fiziki olarak bunların başına bir iş gelirse, ilk dördünün başına bir iş gelirse
fiziki olarak şunun devreye girmesini istiyorsam o zaman bunu ne olarak ekliyorum? Dikkat edin. Hot spare olarak ekleyeceğim. Nasıl ekliyorum? Disk grubu üzerindeyken F2 diyorum. Manage dedicated hot spare diyorum. Hangi diski eklemek istiyorum? Dikkat edecek olursanız burada esasında 3 tane diskim vardı ama boyutu bir tanesinin küçüktü. 200 küsür GB'tı. O hariç geri kalanlarını getirmiş. Diyorum ki şu diski hot spare olarak yap. Hot spare daima bir tane mi eklenir? Hayır arkadaşlar. 2 tane de ekleyebilirsiniz. Hiç problem yok. 2 tane diskimi hot spare olarak ekledim. Bu ne anlama geliyor? Benim şuradaki fiziksel disklerimden 5 tanesinin başına herhangi bir iş gelirse otomatik olarak diyelim ki 3 numaralı diskim gitti. 0-3 olan 4. diskim gitti. Yerine 6. diskim devreye girer. 0-5 devreye girer. 0-4 olan 5. diskim gitti. Otomatik olarak yerine 6-7. diskim devreye girmiş olur. Böylelikle ben şu 3 ve 4'ü değiştirinceye kadar hot spare'ler çalışmaya devam eder. Bu. RAID 5 hata toleransı vardır. Disklerden bir tanesi bozulursa herhangi bir sorun yaşamazsınız. Aynı anda iki diskiniz giderse arkadaşlar o zaman veri kaybedersiniz. Tıpkı RAID 0'da olduğu gibi aynı anda iki disk giderse tamamıyla bozulur. Bunu da delete diyeyim. Peki ben aynı anda iki diskin gitmesine bir çözüm üretebiliyor muyum? Arkadaşlar ona RAID 6 diyoruz. RAID 6. RAID 5 ile RAID 6 arasındaki tek fark şudur. RAID 5'te aynı anda bir disk giderse çalışmaya devam edersiniz. İki disk gittiği zaman RAID 5 için söylüyorum. Veri kaybedersiniz. RAID 6 aynı anda iki diskinizi de kaybetseniz sorun olmaz. Çalışmaya devam eder. O yüzden bunun toplam kullanım alanı disk sayısı çarpı disk boyutu eksi 2 çarpı disk boyutu şeklindedir. Bakalım RAID 6 diyorum. Buraya geldim. Birinci, ikinci, üçüncü diski seçtim. En az kaç disk lazım bu sebepten dolayı? 4 disk lazım arkadaşlar. En az 4 disk üzerinden RAID 6 oluşturuyorum. 6 disk seçiyorum. Daha sonra geldim buraya. Bir isim verdim. Boyut hesabını lütfen az önceki söylemiş olduğum formüle göre siz yapın. Bir isim verelim. 6 dedim. OK diyerek bunu da oluşturuyorum. RAID 6 geldi. Fiziksel disklerim bunlar. 0'dan 5'e kadar 6 tane disk üzerinden oluşturdum. Ve toplam disk boyutum bu. Yine arkadaşlar RAID 6'da her ne kadar 2 diskten ikisi de düzeltiyorum. Disklerden 2 tanesi gitse de fiziksel olarak problem olsa da çalışmaya devam ederse arkadaşlar siz bir tanesi gittiğinde otomatik olarak devreye girsin diye yine hot spare ekleyebilirsiniz. Böylelikle bu disklerden biri giderse buradaki hot spare devreye girmiş olacak. Buna da RAID 6 diyoruz arkadaşlar. Bu. F2 dedim. Delete edeceğim. Ya da clear diyebilirim. Aynı şey. Bunların birlikte kullanımları da vardır. Yani ben RAID 0'ın performansını RAID 1'in güvenilirliğini sağlayabilirim. RAID 0'ın performansına RAID 5'in de performansını ve güvenilirliğini ekleyebilirim. Ya da disk yönden bir derdim yok. Hem RAID 0 kadar hızlı hem de RAID 6 gibi güvenilir. Aynı anda iki disk gitse bile sorun olmasın diyebilirim. Nasıl yapıyorum? Create new virtual disk diyorum arkadaşlar. Buradan 1.0'ı seçiyorum. 1.0 diye okuyoruz bunu. RAID 1.0. RAID 1.0 için en az kaç disk lazım? Şimdi hem RAID 1 olacak hem de RAID 0 olacak. RAID 1 için en az 2 disk yeterli. RAID 0 için de en az 2 disk yeterli. O zaman buradan lütfen OK'ya dikkat edin. Bu iki tanesini seçtim. Ayrıyeten bir bu kadar daha seçmem lazım. Dikkat ettiyseniz bir kısmını siyah bir kısmını beyaz diye getirdi. Ya da yine çift olacak şekilde
çift olacak şekilde 6 tane disk üzerinden RAID ne yapılandırabiliyorum? 1-0 yapılandırabilirim. RAID 1-0 diyorum. OK dedim. OK diyorum. Şimdi bakalım neler yapmış. RAID 1-0 diyor. Tamam. Virtual disklere gidiyorum. Tamam. Toplam disk boyutum bu kadar. Peki physical disklere gidiyorum. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar spanlar oluşturmuş. Şunların ikisini RAID 1. Şunların ikisini RAID 1. Şunun ikisini RAID 1. Şunun ikisini RAID 1 yapmış. Bu gruplardaki şu spanleri de kendi içerisinde neyi gerçekleştirmiş? RAID 0 gerçekleştirmiş olur. Peki disklerden biri bozulursa ne olur? Diyelim ki şuradaki disk gitti. 4 numaralı diskim gitti. Çalışmaya devam eder. Niçin devam eder arkadaşlar? RAID 1 olduğu için şu datanın aynısı RAID 0, şuradaki 0.2 diskinde de var. Bu datanın aynısı burada olmasından dolayı şurası RAID 1 komple biliyorsunuz. O zaman bu span çalışmaya devam eder. Aynı anda 2 disk giderse ne olur? Hem 2 hem 3 gitti. Buradaki RAID tamamıyla gideceği için şuradaki RAID 0 tamamıyla bozulmuş olur. Buradaki RAID 0 bozulursa, RAID 0'da neydi? Disklerden biri giderse tüm seti kaybederdiniz. O zaman bunun tamamı gitmiş olur. Peki buna hotspare ekleyebiliyor muyum? Evet. Girip burada manage dedicated hotspare dersem, bunların hepsini biliyorsunuz F2'ye basarak yapıyorum operations. Manage dedicated hotspare diyorum. Gidip buradan diski seçiyorum. OK dedim. Şu an itibariyle ne oldu? Şu disk gruplarındaki herhangi bir disk gittiğinde otomatik olarak hotspare devreye girecek. Ve bozuk olan diskin fiziki olarak yenisini temin edinceye kadar sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Buna RAID 1.0 diyoruz. Hem 1 hem de 0 özelliklerini içeriyor. Bu. Bir diğer model, F2 diyeyim, Clear Config diyelim. Bunun 5.0 olanı da var arkadaşlar. Hem RAID 5 hem de RAID 0 özelliğini gösterir. RAID 5.0 diyorum. Buraya geliyorum. Kaç disk olması lazım? RAID 0 için en az 2 disk. RAID 5 için en az 3 disk gerekiyordu. O zaman 3 tane diski seçtiğim andan itibaren RAID 5'in bir tanesini sağladım. Bunun dışında RAID 0 için de en az 2 disk lazımdı. Böylelikle ne yapmış oldum şu an? RAID 5.0 hazırlamış oldum. Toplam 6 tane disk kullandım. RAID 5.0 diyorum. OK dedim. OK dedim. Şu an direkt bunu buraya getirdi. Fiziksel disklere bakalım. 2 tane span oluşturmuş. Bunlardan 3'ü ne olarak çalışıyor? RAID 5 olarak çalışıyor. Şurası da RAID 5 olarak çalışıyor. Bu 2 tane RAID 5 RAID 0 olarak 5.0'ı tamamlamış oluyor. Peki ben buna fiziksel disk olarak hotspare ekleyebilir miyim? Evet. Hotspare'i seçiyorum. Boyutları aynı tüm disklerin biliyorsunuz. OK dedim. Şu an doğrudan gidip hem fiziksel disklerim hem de hotspare'imi görebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar yine clear config diyeceğim. Clear edemedim. F2 diyeceğim. Clear config diyorum. Yes diyorum. Son olarak RAID 6.0'dan bahsedeceğim. Yine gidiyorum. F2 dedim. Create new virtual disk diyorum. RAID 6.0 diyorum. Ne farkı vardı 5 ile 6 arasında? Disklerden biri giderse sorun yok. Bunda da sorun yok. Disklerden aynı anda ikincisi giderse RAID 5 tamamıyla kaybedersiniz demiştim. Veri kaybı yaşarsınız. RAID 6'da ise
2 diskin gitmesi sorun olmazdı. Aynı anda 3 disk giderse o zaman biri kaybedersiniz. RAID 6.0 diyorum. Yine okey ve şuradaki size'a lütfen dikkat edin. Seçiyorum. RAID 0 için 2 disk kafi ama RAID 6 için en az 4 disk lazımdı. Dikkat ediyorsanız. Peki bende toplam kaç tane disk var? Dikkat edin lütfen. Son diski seçtiğim zaman boyuta dikkat etmenizi istiyorum. Zaten fiziksel olarak 8 tane diskim vardı. Ve en düşük kapasiteli olanın boyutu kadar olacaktı. Bu. Seçtim şu an. Dikkat ediyorsanız 1115 diye getirdi. Bu. Şunu oluşturayım önce. RAID 6.0 diyorum. Şu an bunun boyutuna lütfen dikkat edin. Okey dedim. Şu an direkt bunu getirdi. Virtual Disk. Fiziksel disklere bakalım. İki tane span oluşturmuş. Her biri kendi içerisinde 4 tane diske sahip. Bu 4 tane disk kendi içerisinde RAID 6, RAID 6 yapısında çalışıyor. Her bir RAID 6 grubu da 2 tane grup olacak şekilde RAID 0 olarak çalışmış oluyor. Bu da arkadaşlar RAID 6.0. Boyuta lütfen dikkat edin demiştim. Onun da sebebi şu. Şimdi bir tane disk değiştireceğim burada. Önce bir clear edeyim. Şu 7. diskimi çıkartacağım. Boyutu 278 olan. O da buydu. Onu da buradan çıkartıyorum. Bunu şu an söktüm. Şimdi birazdan burası güncellenecek. Şu an gitti dikkat ediyorsanız. Yerine yine aynı boyutlarda olan, çok pardon, şöyle tutarsam daha rahat olacak. Şu an 7. disk gitti. Yerine aynı boyutlarda olan bir diğer diskimi takıyorum. Kızaklı diskler arkadaşlar. Çalışırken makineniz disk çıkartıp takabiliyorsunuz. Bu. Güzel bir özellik. Yeni olan tüm disk modellerinde artık bunlar var, sunucular. Şu an ışık yandı. Işık yandıysa direkt ekrana dönüyorum. Ekrana geldim. Ekran üzerinde zaten getirdi. Getirmeseydi F5 diyecektim. Refresh. Onu da şuradan seçip şöyle F5 diyecektim. Direkt ekranda görüyorum. Şu an bütün disklerim aynı kapasitede. Dikkat ediyorsanız. Tekrar RAID 6 yapalım. Az önce 1100 küsürdü. Şimdi bakalım ne olacak. Create new virtual disk diyorum. RAID 6.0 diyorum. Gelip buradan diskleri seçiyorum. İki defa bastığım için şeyi bozdu tabii, kaldırdı. İki tanesi beyaz, düzeltiyorum. Dört tanesi beyaz, dört tanesi de siyah şeklinde. Boyuta lütfen dikkat edin. Az önce 1100'dü çünkü en küçüğünün katı kadar olacak demiştik. Bu 278'in katları şeklinde hazırlamıştı. Şu an her birini 558'in katları şeklinde hazırladı. Yine buna da gidip 6.0 diye veriyorum. Ve okey diyorum arkadaşlar. Okey diyerek sonlandırıyorum. Evet. Tüm disklerimi bu şekilde hazırlamış oldum. Şuradaki sıralamaya dikkat ettiyseniz değiştirdi. Çünkü ben seçerken en sona gelip daha sonrasında değiştirmiştim. Ondan dolayı. Peki buna hotspare ekleyebilecek miyim? Manage Dedicated Hotspare diyorum. Buna hotspare ekleyemem arkadaşlar. Çünkü 8 disk üzerinden yaptım. Ve fiziki olarak 8 tane diskim de zaten burada. Peki yapamaz mıyım? Yapabilirim. Şuradaki backplane'in aynısından şuraya da alırsam o zaman buradaki diskleri de kullanma şansım doğuyor. Böylelikle ben burada 8 değil bir 8 tane daha disk takıp 16 disk üzerinden tüm yapıyı gerçekleştirmiş oluyorum. Bundan sonra ne yapacağım? Şunu iptal diyeceğim. Bundan sonra işim bitti. Yapmam gereken tek şey şu. Herhangi bir şekilde F2 vesaire demenize gerek yok. Bu. Gelip burada makinemi restart edeceğim. Makinem açıldığı andan itibaren artık tek bir tane disk ve istemiş olduğum modelde RAID yapısı toplam kullanılabilir alan üzerine gidip Windows kurulumunu gerçekleştirmiş olacağım arkadaşlar.
Evet, bugünlük videom bu kadar. Disk yapılarını anlatmak istedim sizlere. Bizzat canlı, uygulamalı bir şekilde görmenizi istedim. Daha sonraki videolarımda kurulumları nasıl gerçekleştiriyoruz ve hangi sistemleri kurarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, her bir üzerinde eğitimler vereceğim. Kanalıma abone olup uyarıları açmanız sizin için yararlı olacaktır. Görüşmek üzere bir sonraki videomda diyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.